İkinci dereceden eşitsizlikler arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. X eksi 1 küçük 0 verildiğinde bu eşitsizliğin çözüm kümesi nedir dendiğinde arkadaşlar şöyle düşünün. X eksi 1'i bilen için 0 eşitle x eşittir 1. Sayı doğrusunda, bu sayı doğrusunda, bak şimdi, bu sayı doğrusunda burası 0, burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz, öyle mi? Öyle. Şimdi x eşittir 1 burada değil mi? 1. Bu bir sayısı, bakın bir sayısı, burada eşitlik olmadığı için, sadece küçük olduğu için bu kısım boş, hani içini boş tutacaksınız. Hani şurayı doldurmayacaksın. Böyle boş yapacaksın. Bu şu demektir. Bu y eşittir x eksi 1 fonksiyonu veya parabolü veya işte neyse işte denklemi diyelim. Bu denklem x eşittir 1 için 0 yapıyordu. Sonuç 0 geliyordu. Fakat eşitlik olmadığı için burayı katamıyorum. Hani o bulduğum şeyi. Hani biri katma diyorsun. Burada da x'in kat sayısı artı olduğu için burası artı, burası eksi diyorsun. Bizimki küçük olan y, eksi olan y. Hani buranın x eksi 1'in negatif olduğu yer, x eksi 1 küçük 0 olacak. X eksi 1'i küçük 0 yapan bölge eksi sonsuz 1 aralığıdır. Yani şurayı tarıyorsun. O zaman çözüm kümesi eksi sonsuz bir aralığı diyorsun. X elemanıdır. Eğer soruda bura eşittir verilseydi, bura dolacaktı, burada köşeli parantez olacaktı. Hani eşittirli, küçük eşittirin tek farkı o. Bir de sağlamasından bahsedeyim. Sağlamasında da mesela sen eksi sonsuzla eksi bir aralığında sarıları düşünün. Şimdi sarı üzerinde çalışıyoruz. Eksi sonsuzla bir aralığında bir sayı söyle mesela eksi 2. Hakikaten x yerine eksi 2 yazsan eksi 2 eksi 1 küçük 0 mı? Evet. Evet. Doğru. Anladınız mı ne demek istediğimi? Evet. Doğru yani evet. O halde arkadaşlar hem madem böyleyse bakın bu gerçekliyorsa bu da sağlaması oluyor. Öyle düşünün tamam mı? Bir örnek daha yapalım. Ha bir şey daha söyleyeyim bir dakika dur. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Sen şimdi bu soru ilk sorumuz. Hani basit soru olması açısından bunun çözüm kümesini bul deyince eksi 1'i bu tarafa atarsın. X küçük 1'dir. X küçük 1 demek eksi sonsuzda 1 aralığındaki sayılar çözümdür demek. Hani X 1'den küçük demek X eksi sonsuzda 1 aralığı demek. Hani buradan da bakabilirsin. Ama biz bu anlattığımızda öğrenmenizi niçin istiyoruz? Biz bu anlattığımız şekliyle öğrenmenizi şu yüzden istiyoruz arkadaşlar. Y eşittir, fx eşittir, x eksi 1 çarpı x artı 5 küçük eşit 0 verilsin. Bu eşsizliğin çözüm kümesi nedir dendiğinde, bakın çok basit, kafanız karışmasın bak, söylüyorum bak, söylüyorum. X eksi 1 çarpı x artı 5'i biren için 0'a istiyorsun, biren için. Sonra x eşittir 1 gelir, x eşittir eksi 5 gelir değil mi? Tamam. Şimdi bulduğum bu değerleri, x eşittir eksi 5, hep negatifleri sola yazalım. Öyle alıştıralım kendimizi. X eşittir eksi 5, anladınız mı? Neden? Bak, x eşittir 1, negatif sayı sola yazınca hemen bunu sayı doğrusuna oturtabiliyorsun. Burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz, bunlar daire. Şimdi eşitlik olduğu için burada eşitlik var. O halde içi dolu bunlar. Dolu. Evet bunlar çözüm kümesine dahil arkadaşlar. Bunlar çözüm kümesine dahil edilmeliler. Anlaştık mı? Şimdi bu x eksi 1 polinomunun kat sayısı en büyük derecesi x'in kat sayısı artı. Burası da artı. Bu ikisinin çarpımı artı ile artının çarpımı artı. O zaman bu yapı artı ile başlayacak. Artı, eksi, artı. Sonra
En sonunda şunu yapıyorsun. Burak küçük diyor bak, küçük. Hani sıfırdan küçük ne demek? Negatif demek. Sıfırdan küçük. Negatif tak 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 tak. O zaman eksi 5 küçük eşit x küçük eşit 1. Bunu şöyle de ifade edebilirim. X elemanıdır. Eksi 5 kapalı. 1 kapalı. Bak şimdi. Örneğin şöyle bir şey sorulsaydı. X eksi 1 çarpı x artı 5 küçük 0 denseydi. O zaman çözüm kümesi artı eksi artı, burası eksi 5, burası 1 ya. Eksi 5 küçük x küçük 1 diyecektik. Eksi 5 açık 1 açık x elemanıdır diyecektik. Mesela onu da açıklayayım. Ben x eksi 1 ile x artı 5'i çarparsam x kare artı 4x eksi 5 gelir. Şu x karenin katsayısı da artıdır. O yüzden x karenin katsayısı artıysa bura artıyla başlıyor. Her köke gelindiğinde işaret değiştiriliyor. Böyle bir yöntem yani. Bu benim anlattığım konu yani. Hani basmaya konu. Ama ben konuyu örnek üzerinde anlatıyorum. Çünkü eğer oturup bir konu anlatsam, sonra da alıştırmalar desem olmaz. Hiçbir şey anlamazsınız bu sebep. Bak şimdi. X eksi 4 çarpı 6 eksi x büyük eşit 0. Y eşittir. Şimdi x eksi 4 çarpı 6 eksi x'i diren için 0'a eşitlersem buradan x eşittir 4, x eşittir 6 gelir. Doğru mu? Bu eşittirden dolayı buralar dolu. Şimdi bu x'in katsayısı artı x, burası da eksi x. Bu ikisinin çarpımı eksi x kare getirir. Hani ben bu x eksi 1 4 ile 6 eksi x'i çarpsam sonuç eksi x kare ile başlar. İşte en yüksek dereceli terimin önündeki işareti alıyorum. Eksi artı eksi. Buraya kadar tamam mı? Sonra büyük eşit 0 diyor. O zaman şurayı çözüm diyorum. O halde 4 6 bunu veya şöyle de gösterebilirim. 4 küçük eşit x küçük eşit 6. Bu üçü de doğru. Üçünü de öğrenmek zorundasınız. Hani burada bütün yapıları öğrenmek zorundasınız. Şimdi bir soru daha yapalım. X eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 10 küçük 0 diyelim. Bak buraya bak. Beni takip et. Burayı bilen için 0'a istersen x eşittir 1 gelir. Ama buradan x eşittir 1 gelir. Bir de buradan x eşittir 1 gelir. Yani 2 tane 1 gelir. Hani 2 tane var. O zaman 2 kök yapacaksın buraya. 2 kök çakışık böyle hani üst üste hani. Sonra buradan 10 sayısı da sadece bir tane hani. Eşlik olmadığı için içlerini doldurmadım. Onu anlıyorsunuz değil mi? Boş. Bak şimdi. Boş. Buraya kadar tamam mı? Burada bu artı, artı, artı. Bu üçünün çarpımı artı. Artı, eksi, artı, eksi. Yani bak orayı ayrık düşün hani bir an için. Hani şu bir ya. Şu da on ya. Bak bir an için şöyle düşün. Artı, eksi, artı, eksi. Hani orada da kök var olarak düşün. Kök olduğu için. Evet ama böyle ayrık yazamazsın bunu. Bitişik yazmak zorundasın. O yüzden her köke geldiğinde işaret değiştireceksin. Burada iki kök varsa işareti burada da değiştireceksin. Eksi, artı, eksi yapacaksın. Şimdi küçük dediği yer şura çözüm, şura çözüm. Küçük denilen yerler. O zaman söylüyorum. Eksi sonsuz, eksi sonsuz, bir açık, x elemanıdır. Birleşim, bir açık, 10 açık, bitti. Bu kadar. Ayrıca burada şunu da söylemek istiyorum. Ben çözümü şöyle de yazabilirdim. Bak. Mesela eksi sonsuz 10 çözümdü ama bir çözüme dahil edilmemelidir. Hani şu cümleyle şu cümle özdeş. İkisi de aynı şey. Hani burada anlatmak istediğim ne? En son
Ya arkadaş, sen bunun hepsini al, fakat biri alma diyorum hani. Hani eksi sonsuzda on aralığını çözüme al, fakat biri alma diyorum. Biri alma, hani biri alma, hani böyle yazabilirim. Bu da bir çözüm. Şunu göstermek istiyorum. X artı 5'in karesi çarpı x eksi 3 küçük 0 kare demeyelim. 20. kuvvet diyelim. Şimdi ben burayı 0'a işler, burayı 0'a işlersem eksi 5, burası da 3. Bakın arkadaşlar, derecesi 2, 4, 6, 8 ise çiftse 2 tane yapmanız yeterli. Hani 20 tane yapmayın. Gerek yok. Yani derecesi çift olanlar, hatta şurayı da 7 yapayım. Derecesi tek olanlara bir kök atıyorsun. Derecesi çift olanlara iki kök atıyorsun. O x artı 5 çarpı x artı 5 yazsa da iki kök. X artı 5'ten 4 tane yazsa da iki kök. 20 tane de yazsa iki kök. 250 milyon tane de yazsa iki kök yeterli. O halde şimdi burası artı, burası artı, artı, eksi, artı, eksi. Küçük denilen yer şuralar çözüm. Negatif diyor ya. O zaman eksi sonsuz 3 fark eksi 5. Eksi 5 çözümü alma. Ha, diğer şekliyle ifade edelim. Eksi sonsuz eksi 5 birleşim eksi 5 3. 3 tamam işte. Bu kadar. Bir de aklımdayken şunu söyleyeyim. Sonsuzlar her zaman açık bırakılır. Hani ora eşittir de olsa, yani küçük eşit de olsa, küçük de olsa, büyük büyük eşit fark etmiyor. Sonsuzları asla, hani asla x elemanı da sonsuz, hani 2 mesela, böyle bir şey olmaz. Asla böyle bir şey olmaz. Yani alamazsınız. Şu sonsuzlar hep açık bırakılacak. Çünkü bakın, sonsuzun sonu yok ki yani. Hani mesela sen burada atıyorum, bir şöyle düşün. Mesela 2,10 mesela. Böyle bir şey düşün. Burada şimdi bu anlatımda ya 10 bitmiş. Yani artık 10'dan öteye gidemezsin demektir. Ama sonsuzda her zaman sonsuzdan daha ötesi vardır. Yani sen bir noktaya gelsen, desen ki burası sonsuzluk noktasıdır dese. Senden bir adım daha biri fazladan gitse. Bu sefer dese ki, o dese ki hayır, burası sonsuzluk noktası dese, kim haklı? İkisi de haksız. İkisi de haksız. Aferin. Yani hiç bunun sonu yok yani. O yüzden sonsuzu sınırlayamazsınız. Bu da bir konuydu. Bunu da anladınız. Şimdi x eksi 4 bölü x eksi 6 küçük 0 verilsin. Şimdi ben yukarıyı 0'a isterim, aşağıyı 0'dan farklı kılarım. Bak şimdi iyi düşünün. Şimdi x eşittir 4, x eşittir 6 değil. Bak 6 değil. Boş. Ama 4 var ama eşitlik olmadığı için dahil edemiyorum. Hani eşitlik olsaydı 4'ü dahil edecektim. Fakat 6'yı asla, eşitlik olsa da olmasa da paydayı 0 yapan değeri çözüm kümesine dahil edemem. Her ne olursa olsun. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bu artı, bu da artı. Artının artı bölümü. Artı. Artı. Eksi. Artı. Küçük eşit olan yer. Şura çözümdür. O halde 4, 6 x elemanıdır. Bu böyle yazılabilir. 4 küçük eşit x küçük 6. Bu da yazılabilir. İkisi de doğru yani. Bir soru daha çözelim. Mesela x eksi 2 bölü 4 eksi x küçük eşit 0 mesela. Şimdi buna bakalım. Burada 2 ve 4 gelir. Kökler. Şimdi eşittir var ama paydayı 0 yaptığı için alamam. Ama yukarıyı alırım. Çünkü eşittir olduğu için x eşittir 2 çözümdür arkadaşlar. Sonra bura artı, aşağısı eksi, artının eksi bölümü eksi, eksi, artı, eksi. Buraya kadar tamam mı?
Şimdi ben küçük denen, negatif denen, bak şu ifade bana negatif olan yeri al çözümle diyor. Ben de negatif olan yerler şunlar. Anladınız mı? O halde kalksındır. Eksi sonsuz 2, birleşim 4, evet budur. Başka bir şekilde ifade edeyim. Tüm R sayılar çözümdür ancak 2, 4 alınmamalıdır.